Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada geçen sıfat türlerinden farklı türde bir sıfat örneklenmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Öncelikle şıklardaki sıfatları bulalım. Daha sonra metne dönelim. Herhangi bir yanlış anlaşılma karşısında sükunetinizi kaybetmemeye çalışın. Yanlış anlaşılma, bir yanlış anlaşılma. Buradaki bir arkadaşlar sayı değil. 2, 3, 4, 5 getiremiyoruz yerine. Yani x bir yanlış anlaşılma. Herhangi bir yanlış anlaşılma demek istiyor zaten. Dolayısıyla biz bunların bir belgisiz sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Adana şıkkında belgisiz sıfat var. Evet, devam edelim. Derneğimizin üyeleri bu hafta belirlenen konularda sunum yapacak. hangi hafta? Bu hafta arkadaşlar. Hangi sorusuna yanıt verdiği için bunun da bir işaret sıfatı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Hangi konu yine ya da nasıl konu? Belirlenen konu dediğimizde burada da bir niteleme sıfatının varlığından bahsedebiliriz. Devam ediyoruz. Kaliteli bir romanın en temel özelliği hiç şüphesiz kurgusundaki sağlamlıktır diyor. Nasıl roman? Kaliteli roman dediğimde buradaki kaliteli ifadesi niteleme sıfatı. Buradaki bir de arkadaşlar 2, 3, 4, 5 anlamında kullanılmadığı için X bir roman demek istiyor. Burada da yine belgisi sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Temel özellik derken yine burada da niteleme sıfatı vardır. Devam edelim. İki gün sonra yapılacak sınavda kendini göstermeyi hedefliyordu. Kaç gün? İki gün. Burada da bir asıl sayı sıfatından bahsedebiliriz. Evet şöyle. Hangi konulara ağırlık verileceğini öğretmen haftaya söyleyecekmiş. Hangi konu derken arkadaşlar hangi sorusu konu isminin önüne geldiği için burada da bir soru sıfatının varlığından bahsedebiliriz. Şimdi metne dönüyoruz. Evet online. 11 yıldır yayında olan bir oyun. Kaç yıl? 11 yıl. Burada bir asıl sayı sıfatı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden Denizli şıkkını eleyebiliriz. Evet. Çünkü kaç sorusu asıl sayı sıfatını veriyor bize. Devam edelim. Bilim kurgu temalı bu oyun. Evet, bu oyun hangi oyun? Bu oyun diyor arkadaşlar. Burada bir işaret sıfatı görmektesiniz. Yani bunu da gördüğünüz gibi Bursa şıkkıyla eşleştirebiliriz. Devam ediyoruz. E, filonuzu geliştirip diğer oyuncularla yıldızlar ve gök adalar arasına dağılmış dev birliktelikler nasıl birliktelik dev birliktelik burada da yine bir niteleme sıfatını görüyorsunuz arkadaşlar o halde gördüğünüz gibi C şıkkında eleyebiliriz devam ediyoruz diğer gruplar arkadaşlar diğer gruplar derken burada da yine bir ne vardır belgisiz bir sıfat vardır. Şöyle belgisiz sıfat olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Adana şıkkında eliyoruz. Ee, ne demiş? Diğer gruplara karşı varlığınızı korumaya ve üstünlüğünüzü kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Bunların hepsini bulduk. Metinde ne yok? Soru sıfatı yok arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış sıfatlardan hangileri tür bakımından diğerlerinden farklıdır diyor arkadaşlar. Herhangi bir biçim. Hangi biçim? Herhangi bir biçim. Ne olduğu belli değil. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Belgisi sıfat diyeceğiz. Çünkü tam bir belirsizlik anlamı katmış. Devam ediyoruz. İnsan beyninde oluşan düşüncenin şekli olabilir mi? Bu düşünce okunabilir mi? Hangi düşünce? Bu düşünce. İsme sorduğum hangi sorusu bana işaret sıfatını verecektir. Devam edelim. Yerine başka bir düşünce koyulabilir mi? Evet, başka düşünce diyor. Hangi düşünce? Başka düşünce ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yine burada da bir belirsizlik söz konusu o halde. Belgisi sıfattır diyoruz. Devam edelim. Her ne kadar kulağa biraz bilim kurgu gibi gelse de dünyanın dört bir yanından birçok araştırmacı kaç araştırmacı sayısı belli mi niteliği belli mi değil o halde yine bir belirsizlik söz konusu yine belgisiz sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Yıllardan beri bu konu üzerine kafa yoruyor. Somut ilk sonuçlar elde edilmeye başlandı bile. Nasıl sonuç? Somut sonuç. Dolayısıyla arkadaşlar nasıl sorusunu sorduğum için aldığım yanıt niteleme sıfatıdır. Evet 2 ve 5 diğerlerinden farklı yani cevabımız C şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Evet, Hollywood'da bir yönetmen için şüphesiz en büyük ödül Oscar'dır. Evet. Hollywood'da bir yönetmen için şüphesiz en büyük ödül Oscar'dır. Büyük ödül arkadaşlar. Nasıl ödül? Büyük ödül. Bu bizim için niteleme sıfatı. Devam edelim. Christopher Nolan henüz hiç Oscar kazanamamış da olsa bugün Hollywood'un en başarılı yönetmeni kim diye sorsalar sanırım onun adını söylerdim. Buradaki kim arkadaşlar? Belli ki bir ismin yerini tutmuş. İsmin yerini tutan sözcüklere biz ne diyoruz? Zamir diyoruz. Yani buradaki kim? Bir zamirdir. Devam edelim. Filmlerini çekerken kullandığı çılgın teknikler. Nasıl teknikler? Çılgın teknikler. Burada da bir niteleme sıfatı var. Bir yana doğrusal olmayan kurguda filmler çekerek izleyiciye her filminde her film arkadaşlar sayısı ve niteliği belli olmadığı için belgisiz sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Farklı bir deneyim sunduğunu söylemek yanlış olmaz diyor. Gördüğünüz gibi nasıl deneyim farklı deneyim bunun da bir niteleme sıfatı olduğunu söyleyebiliriz. Bu haliyle baktığımızda cevabımız bursa şıkkı kim sözcüğü zamirdir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bakın dikkat niteleme sayı ve soru sıfatlarına yer verilmiştir. Niteleme sıfatında nasıl sorusunu soruyoruz. Sayı sıfatında mutlaka bir sayı vermeli bize. Soru sıfatında da soru sözcü ismin önüne gelmiş olması gerekiyor. Üçüncü kitabında kaçıncı kitap? Üçüncü kitap burada arkadaşlar bir sıra sayı sıfatı vardır. Hangi köyü bakın hangi sorusu köy isminin önüne geldiği için soru sıfatından bahsedebiliriz. Anlatacağını sorduğumda şirin bir Ege köyü cevabını verdi. Nasıl bir köymüş? Şirin bir Ege köyüymüş. Buradaki şirin arkadaşlar niteleme sıfatı olarak kullanıldı. Çünkü Köy isminin önüne geldi. Cevabımız Adana şıkkı. Diğerlerine bakıyoruz. Eğer bir toplum, buradaki bir toplum nedir? Belgisi sıfattır. Hatan bedeli yoksa o toplum, buradaki o toplum arkadaşlar işaret sıfatı bunu eliyoruz. Nasıl yaptığımın bir önemi yok. Bir önem burada belgisi sıfat. Şu muhteşem başarı, muhteşem başarı burada niteleme sıfatı, şu muhteşem başarı işaret sıfatı. Burada da sayı sıfatı yok bunu da eliyorum. Hakikaten ayrılmanın acı sonuçlarıyla karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. Acı sonuç niteleme sıfatı var burada sadece. Olan bitenden haberdar olmadığı için anlamsız bakışlarıyla etrafı süzüyordu. Anlamsız bakış burada niteleme sıfatı. Diğer sıfatlar yok. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı.